söyleme metodu peş peşe söylenen kelimeler ezberleme tekniğidir. Bu teknik sayesinde kelimeler bir tek askıda toplanır. Ancak daha evvel ifade ettiğimiz gibi amacımız ve hedefimiz asla kelime ezberlemek değil. Bizler ekleme metodunu ileriki derslerde cümle ezberlemede ve paragraf, metin ve konuşma ezberinde kullanacağız. Ekleme metodu, bir hafıza askısına birden fazla bilgiyi asmamı sağlayan çok önemli bir tekniktir. Müzik Ekleme metodu şöyle uygulanır. Ezberlenecek kelimeler arasında hikayeler ve ilişkiler oluşturulur. Anda da kelimeler birbirine zincir gibi takılır. Bu hikayelerin saçma, duygusal, renkli, hareketli, ilginç olmasına dikkat edilir. Çünkü bu tip resimler hafızada çok daha kalıcı bir şekilde saklanmaktadır. Dilerseniz ekleme metodunu şimdi örneğimizi uygulayarak daha iyi anlayalım. Şimdi sizden şu 20 kelimeyi ezberlemeye çalışmanızı istiyoruz. At Balon Ağaç Sepet Kuş Uçak Güneş fil çatı tavşan kuyu merdiven ip masa televizyon gemi sandık bebek resim apartman şimdi VCD'nizi durdurarak kaç kelime ezberleyebildiğinizi kontrol edin ve daha sonra kaldığınız yerden seyretmeye devam edin Hiçbir teknik kullanmamışsanız muhtemelen 3 ve 4 kelimeyi ancak ezberleyebilmişsinizdir. Hatta birinci kelimeyi bile ezberleyememiş olabilirsiniz. Ancak üzülmeyin. Çünkü eğitilmemiş bir hafızayla bundan daha fazlasını yapmak mümkün değil. Dilersen şimdi niçin ezberleyemediğinizi unutmanın iki sebebini hatırlayarak bir daha görelim. Unutmanın iki sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi, beynin sağ lobunu öğrenme işinin içine sokmamak. Ve diğeri, bilgileri beyne gelişi güzel göndermek ve bilginin saklandığı noktayı bilmemektir. O halde biz iki şeyi yapabilirsek, 1- Bilgiyi öğrenirken beynin sağ lobunu da sol lob gibi aktif hale getirebilirsek, i̇ki, Bilgiyi beynimize gelişi güzel göndereceğimize belli noktalarda saklayabilirsek o zaman unutmanın iki sebebi yok edilmiş ve unutmama gerçekleşmiş olur. Şimdi beynimizin sağ lobunu aktif hale getirerek bilgileri tek bir noktada toplayacağız. Göreceksiniz, biraz evvel ezberleyemediğiniz 20 kelimeyi ne kadar kolay ezberleyeceksiniz. 20 kelimeyi el askısında saklayacağız. Bunu yapabilmek için birinci kelime ile el arasında bir hikaye kurmalıyız ve daha sonra gelen kelimeleri de birbirine eklemeliyiz. Şimdi bu eklemenin nasıl yapılacağını bir daha hatırlayalım. Ekleme metodu şöyle uygulanır. Ezberlenecek kelimeler arasında hikayeler ve ilişkiler oluşturulur. Anda da kelimeler birbirine zincir gibi takılır. Bu hikayelerin saçma, duygusal, renkli, hareketli, ilginç olmasına dikkat edilir. Çünkü bu tip resimler hafızada çok daha kalıcı bir şekilde saklanmaktadır. Artık kelimeleri beraber ezberleyebiliriz. Atı elim ile sevdim. Birinci kelimeyi hatırlamak için el askısına bakacağız. Yani elimiz ile ne yapmıştık diyeceğiz. Daha sonra atı sevdiğimizi hatırlayarak birinci kelime at diyeceğiz. İkinci kelime balon idi. Bu kelimeyi bir önceki kelime olan at ile ilişkilendireceğiz. Atın elinde balon olduğunu ve balonları uçurmaya çalıştığını hayal edebiliriz balonlar ne kadar çok ve renkli olursa ezberlemek o kadar kolay olur. Üçüncü kelime ağaç idi. Atın elindeki balonların uçarak bir ağaca takıldığını resimleyebilirsiniz. Hatta ağacın dikenlerinden birkaç balonun patlaması çok daha güzel ve kalıcı olur. Dördüncü kelime sepet idi. Ağacın üstünde bir sepetin bulunduğunu hayal edebilirsiniz. Beşinci kelime kuş idi. Sepetin içinde ne olduğunu merak ettiğinizden ağaca çıkarak sepeti aldığınızı ve içinde kuşların bulunduğunu hayal edebilirsiniz. Altıncı kelime uçak idi. Sepette olan kuşların sizden korkarak uçtuğunu ve bir uçağın üzerine konduğunu hayal edebilirsiniz. Yedinci kelime güneş idi. Uçağın güneşe indiğini, hatta güneşin sıcağından uçağın eridiğini hayal edebilirsiniz. Sekizinci kelime fil idi. Güneşte bir fil sürüsünün yaşadığını ve sıcağın onlara hiç zarar vermediğini hayal edebilirsiniz. Dokuzuncu kelime çatı idi. Güneşteki fillerden birisinin aşağıya atladığını ve bir çatıya düştüğünü hayal edebilirsiniz. Çatıya öyle düşmeli ki Çatıyı delip aşağıya inmeli. Onuncu kelime tavşan idi. Çatının üzerinde tavşanların yaşadığını ve birçok tavşanın bulunduğunu hayal edebilirsiniz. Onbirinci kelime kuyu idi. Tavşanları alıp bir kuyuya koyduğunuzu Onların dışarı çıkmak istemelerine rağmen dışarıya çıkamadıklarını hayal edebilirsiniz. 12. kelime merdiven idi. Kuyunun duvarında bir merdivenin olduğunu, hatta kuyudan çıkmak isteyen tavşanların merdivenleri denemelerini ama çıkamayıp düştüklerini hayal edebilirsiniz. 13. kelime ip idi. Merdivene bir ip bağladığınızı hem de sıkıca düğüm attığınızı hayal edebilirsiniz. On dördüncü kelime masa idi. İpin diğer ucunu bir masaya bağladığınızı, bunu da masanın kaçmaması için olduğunu hayal edebilirsiniz. Unutmayın, Saçma resimler her zaman daha kalıcıdır. 15. kelime televizyon idi. Masanın üzerine bir televizyon koyduğunuzu hayal edebilirsiniz. Bunun sebebi de televizyon sehpasının olmaması olsun. 16. kelime gemi idi. Televizyonun içinden büyük bir geminin çıktığını düşünebilirsiniz. Hatta bu büyük geminin televizyonun içine nasıl sığdığını anlamaya çalışın. 17. kelime sandık idi. Geminin ağzına kadar sandıklarla dolduğunu hayal edebilirsiniz. Bu kadar çok sandığın nasıl bu gemiye istif edildiğini anlamaya çalışın. 18. kelime bebek idi. Bir sandığın hareket ettiğini, sizin de içindekini merak ettiğinizden dolayı sandığı açtığınızı ve içinden bir bebeğin çıktığını hayal edebilirsiniz. On dokuzuncu kelime resim idi. Sandıktan çıkan bu bebeğin çok güzel resim yaptığını hayal edebilirsiniz. Bebeğin yüz ve ellerini boyalı görmeyi unutmamalısınız. 20. kelime apartman idi. Bebeğin yaptığı resmi alarak bir apartmana asabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kelimeleri ezberlerken bütün kelimeleri el askısına topladık. Beyne gelişi güzel düşmesini önledik. Yani kelimeleri yer meçhuliyetinden kurtardık. Ve öğrenme işinin içine beynimizin sağ lobunu soktuk. Animasyonlar sayesinde beynin sağ lobu öğrenme işinin içine girdi ve dengeli bir öğrenme gerçekleşti. Şimdi sizleri test edeceğiz. Bakalım kelimelerin tamamını ezberleyebildiniz mi? Birinci kelime neydi? Bunu bulmak için askımız olan ele bakmalısınız. Eliniz ile ne yapmıştınız? Evet, at. İkinci kelime neydi? Atın elinde ne var? Balon. Üçüncü kelime neydi? Balonlar neye takıldı? Ağaç. Dördüncü kelime neydi? Ağacın üstünde ne var? Sepet. Beşinci kelime neydi? Sepetin içinde ne var? Kuş. Altıncı kelime neydi? Kuş neyin üstüne kondu? Uçak. Yedinci kelime neydi? Uçak nereye gitti? Evet, güneş. Sekizinci kelime neydi? Güneşte ne var? Fil. Dokuzuncu kelime neydi? Fil neyin üstüne düştü? Çatı. Onuncu kelime neydi? Çatıda neler var? Tavşan. 11. kelime neydi? Tavşanları nereye koydunuz? Kuyu. 12. kelime neydi? Kuyunun duvarında ne var? Merdiven. 13. kelime neydi? Merdivene ne bağladınız? ip. On dördüncü kelime neydi? İpin diğer ucunu nereye bağladınız? Masa. On beşinci kelime neydi? Masanın üstüne ne koydunuz? Televizyon. 16. kelime neydi? Televizyondan ne çıktı? Gemi. On kelime neydi? Geminin içi ne ile dolu? Sandık. On sekizinci kelime neydi? Sandığın içinden kim çıktı? bebek 19. kelime neydi? Bebek ne yapıyor? Resim. Ve 20. kelime neydi? Resmi nereye astınız? Apartman. Şimdi 20 kelimeyi beraber sayalım. At. Balon. Ağaç. sepet kuş uçak güneş fil çatı tavşan kuyu merdiven ip masa televizyon gemi sandık bebek resim ve apartman ve son olarak acaba bu 20 kelimeyi tersten sayabilir misiniz Şimdi beraber sayacağız Önceki kelimeyi bulabilmeniz için size 5 saniye vereceğim Hazırsanız başlayalım en son kelime apartman idi. Önceki kelime neydi? Resim. Resimden önceki kelime neydi? Bebek. Bebekten önceki sandık sandıktan önceki gemi gemiden önceki evet bildiniz televizyon televizyondan önceki masa masadan önceki ip. İpten önceki Evet, merdiven. Merdivenden önceki Kuyu. Ya kuyudan önceki kelime? Tavşan. Tavşandan önceki? çatı çatıdan önceki fil filden önce güneş güneşten önceki kelime uçak uçaktan önceki kelime kuş ya kuştan önceki Sepet, Sepetten önceki Ağaç, ağaçtan önceki kelime Balon ve balondan önceki, At. Gördüğünüz gibi dersimizin başında 20 kelimeden 3-4 tanesini ancak ezberleyebilirken şimdi 20 kelime tersten bile sayabildiniz. Bunun sebebi bilgileri beyne beynin çalışma prensibine uygun göndermek. Bilgileri öğrenirken beynin sağ lobunu öğrenme işin içine sokmak ve bilgileri bir askla toplamak. Eğitim setimizin ikinci CD'si ekleme metodu test CD'si olarak hazırlandı. Ancak ikinci CD'deki başarınız ekleme metodunu bu CD'de %100 öğrenmenize bağlı eğer tekniği %100 öğrendiyseniz ikinci CD'ye geçebilirsiniz.